Herkese Londra'dan selam arkadaşlar. Bugün yeni bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Şimdi zaten marketin önündeyim. Direkt buradan başladık. Sainsbury's hemen şimdi arkamda. Daha öncesinde geçen bölümde fiyatların çok merak edildiğinden bahsetmiştim ve sizi her şeyin çok ucuz olduğu, işte 1 pound, 2 pound veya 3 pound olduğu Poundland'de, yani İngiltere'nin 1 milyoncusuna getirmiştim. Şimdi fiyat araştırmalarına devam ediyoruz. Bugün de size göstereceğim fiyatlar alkol fiyatları olacak. Bu da çok merak ediliyor çünkü. Yani çoğu içki ithal edildiğinden ve de yüksek vergi oranlarından alkol fiyatları Türkiye'de bir tık pahalı diyelim. Bu videom aslında iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde şimdi arkamda bulunan Sainsbury's'e gidip alışveriş yapacağım. İçki fiyatlarını gösterip oradan birkaç alacağım bir şey var. İkinci bölümde ev arkadaşlarımdan biri Vincenzo ile birlikte evde kokteyl hazırlayacağız. Aslında bunun için geldim, alışveriş için. Şimdi ben de kokteyl malzemelerini alacağım. Zaten şu anda çok soğuk. Hemen gidelim. İngiltere'de market içerisinde çekim izni vermediklerinden dolayı diğer market videolarımda olduğu gibi bu videomda gizli çekim olacak. Size daha fazla seçenek göstermek için büyük bir market tercih ettim. Gördüğünüz gibi içki reyonu oldukça geniş. Mesela biz direkt şimdi kırmızı şarap bölümünden başladık. Hatta burada hani şu, bu kırmızı şarap bölümü sadece İspanya'dan gelen kırmızı şaraplar. Diğer tarafta başka yerden gelen, başka bölgelerden gelen, başka ülkelerden gelen şarapların yer aldığı yerler de var, bölümler de var. Şimdi mesela göstereyim, işte bir tane mesela 10 pound, tabii böyle 24 poundluk seçenekler de var. Ama şöyle ineceğin zaman mesela işte 6 pound, 7 pound, 5.75, 5.85, bu bitmiş. Böyle 7 pound ve 8 pound fiyatlar bu şekilde. Bu tarafta da beyaz şaraplar var. Yine İspanya değil mi? Aa, yok bu. Ha. Bu Kuzey Amerika bölümü. Bu da Yeni Zelanda bölümü. Fiyatlar, beyaz şarap fiyatları 9 pound, 7 pound, 6 pound, 6.5, 5.75, 6, 5.10 hatta. Bakın daha da ucuzlar var. Şimdi diğer reyona geçtim. Burada yine kırmızı şarapların devamı var. Burada Kuzey Amerika'dan gelen, yani Kuzey Amerika üzümlerinden yapılan şarapların devamı var. Fiyatlara bakarken İngiltere'de saatlik asgari ücretin 8.72 pound olduğunu belirteyim. Yani bir saatlik çalışmamla bir şişe şarap alıp evde keyif yapabilirim. Rus şaraplar ise daha da ucuz. Bakın şunlara mesela 4.5 poundmuş. Gerçekten bayağı bir ucuz yani. Böyle tek içimlik mesela küçük şişeler var. Bu da 2.25'miş. Mesela çünkü dışarıda parkta da şey yapabilirsiniz. Buradan hemen içkinizi alıp parka gidip orada da içebilirsiniz. Daha böyle ufak, hani şişe almak yerine daha ufak şeyler alabilirsiniz. Bir de şöyle bir güzellik var. Bakın böyle yapı kokteyllerin işte şey, teneke kutuda satılmış hali de var. Mesela bu işte raspberry vodka, raspberry vodka ne kadar? Fiyatı 1.95 mesela. Bu pina colada 1.5 pound. Gayet güzel. Gerçekten var ya, şöyle bir yaz olsa da böyle bir parka gitsem, şunlardan alıp böyle bir parkta yeşilliğin içinde oturup, ah öyle günler gelecek mi ya? Şu hale bakın, hala maskelerleyiz. Öyle bir günlerimiz gelecek mi acaba? Burası da bira reyonu arkadaşlar. Mesela bu kaçlıkmış bakalım. Foster's bira mesela 18'li 13 pound. Mesela bu kaçlı dörtlü paket Stella 5.25 pound. Mesela 12'li şişe Heineken 12 pound şeklinde. Mesela şurada daha Heineken'in şeyi de var. Kaçlı paket bu mesela? Aa, 15'li paketi. Değil mi? 15'li paketi. Şişe bu. No. Şey değil mi? Teneke bu. Pardon. Teneke. 14 pound.
Mesela Bexine teneke 10'lu 10 pound. Bir de böyle biranın haricinde işte meyveli bira gibi diyebileceğim, aslında böyle tadı çok güzel olan, böyle tatlı aslında bir kız içkisi. Böyle biralar var. Mesela bu işte yine şeyli. Bu ne? Frambuazlı. Mesela fiyatı 1.80 bir tane. Mesela bu kirazlı yine 1.90. Armutlu 1.80. İşte yine bu limonlu ve çilekli. Limelı ve çilekli 1.80. Ben bayılıyorum bunlara ya. Bak elmalı yine 1.80. Çok böyle, yani biraz alkollü meyveli soda olarak düşünebilirsiniz. Hiç böyle biranın o acılığını falan vermiyor. Tamamen böyle bir yaz serinleme birası. Harika yani, bayılıyorum. İngiltere'de içki almak için yaş sınırı 25. Bu konuyla ilgili her zaman problem yaşıyorum. Kasadan geçerken mutlaka ama mutlaka kimliğim soruluyor. Tabii ki Londra'da olduğumuz için yapacağımız kokteyllerden bir tanesi gin based olacak. Londra deyince tabii ki de hani gin olması gerekiyor. Şöyle ben şimdi şundan alacağım. Gordon's. Fiyatı 14 pound. Şu 0.75. Bunlar 1 litrelik. Bunlar 20.50 pound. Küçükleri de 9.5. Şimdi ben bundan bir tane alıyorum. Kokteylimiz için gerekli böyle baş malzemelerden bir tanesi. Burası da viski bölümü. Şöyle ben size fiyatları hemen şöyle gösteriyorum. Şimdi diğer kokteylde Irish Coffee yapacağız. O da viski based'li. Ama ben böyle çok bir viski fanı olmadığım için vallahi en ucuzlarına bakıyorum. Herhalde şu en ucuz 6.25. Herhalde ben de şunu alacağım. Böyle küçük bir şişe. Aslında çok bile. Ama işte kalsın. Ben vodka viski anlamam, rakıdan başka içki tanımam diyenler için de Türk marketindeki rakı fiyatlarına baktım. İşte bunlar pahalı. 28-32 pound aralığında. Şimdi ben içki alışverişimi yaptım. Diğer malzemeleri almak için şimdi diğer reyonlara gideceğim. Çünkü limon falan almam lazım. Birkaç Irish Coffee yapmak için krema falan almam lazım. O tarafa doğru gidiyorum. Zaten yani bu şöyle birazcık daha dolaşayım. gizli çekim yapacağım dedim ama gayet rahat rahat çektim. Yani kimse uyarmadı. Şimdi daha da rahat davranıyorum artık. Yani bu içki bölümünde gez gez bitmedi yani. Gerçekten bayağı büyük. Şimdi tam kimse beni uyarmadı. Oh ne güzel çekimi yaptım falan derken tabii hemen güvenlik geldi. Çalışanlardan falan dedi ki burada da bir çekim yapamazsınız falan. Neyse ki ben zaten bütün her şeyi bitirmiştim. Hani ilk şeyde demedi hani görüntüleri silin falan filan demedi. Öyle biraz katılar ya burada. Marketlerde falan çekim yapılmasına izin vermiyorlar. Neyse, yine kurtardık paçayı. Hi guys, so I'm at home now with my flatmate Vincenzo. We are in our kitchen. Hi Vincenzo, how are you? Hi. We are here just to show you how to do like made two different cocktails. Yeah, because Vincenzo is a bartender and he is working one of the fanciest bar in London. But now during the lockdown, they are closed, like the old restaurants, everyone bars, and then yeah, like coffee shop. So he's our bartender today, and then he's gonna prepare the best cocktails for us. So now, let's start. Gin smash. And we need to dance. Here
are the ingredients. The main ones, of course, is gin and whiskey. Because we're gonna do two cocktails. One of them is gin based, the other is whiskey based. So here are sugar syrup, the white one, and brown sugar syrup. And double cream, squeezed lemon juice, basil, and shaker, and also our coffee. So while you are doing Vincenzo, could you talk about a little bit for yourself? I mean, how long have you been in London? I came here like one year ago. 1 year ago. Yeah, so my English is so bad. Can you use like 15 ml of sugar? Yeah. 25 ml, 30 ml. Okay. Put the basil in the shaker, just moderate, just okay. A bit. So you are not working right now, yeah? No, just no, at the moment, no, we are only just at home. And then what just are you doing? Home. What are you doing at home? The preparing cocktails. Preparing cocktails. Having for the parties. Turkish lady. Oh, to me. And then we need to add 50 ml of gin. Gin. Put the ice on the shaker. Yeah. Yeah. Yeah, it's so sticky. So do you like London? Yeah, I love London. London is really nice. Yeah, London is really nice. It has a lot of opportunity. Yeah. I'm from Italy, so from where? From which part of Italy? I'm from the south of Italy. Mm-hmm. So and I came in the north just to find a different way to go in my, to improve my life. Yeah. And then I'm here. One more question to Vincenzo. Do you like to live with me in the same house? Sometimes, sometimes guys, but two days ago she made a really nice Börek. I did for my flatmates, börek, and they really like it. I like ate the half. Yeah. Evet, şimdi sigara böreklerini kızartıyorum. Hemen hemen olduğu gibi gayet güzel görünüyorlar. Burada çayımız da var. Şimdi çay saat yapacağız. So guys, they are so nice. They are so nice. So nice. Thank you. Would you like it? Yeah, I love it. Oh, thank you guys. Enjoy. Thank you. Now we must start to cooking. I really should cook it. Yeah. You want to do it? So. Do it, do it, do it. Wow, it looks nice, isn't it? Yeah, absolutely. Now we put the ice on that. Strainer. Oh, yeah, so fresh. And it's really, really good in the summertime. It is the time to taste it. Mmm. It's really nice. I know. Mmm. Taste. Wow. So while I'm drinking this one, so you can prepare the second copy. Yes, do the second. Today is cocktail day. It's the cocktail day. So the second one, it's the Irish coffee, yeah? It's the Irish coffee. Irish coffee, yeah. Yeah, but we have the Scotch whiskey and not the Irish whiskey. Because okay. Someone bought the wrong whiskey, yeah? But it's okay. It's also, it's really good. Yeah, it's really good. Doing Irish coffee with Scotch. We are shaking the cream, cream. Just a bit. Uh-huh. Mm. I think Irish coffee is the really nice during the winter times, yeah? Yeah, it's a cold, it's a hot drink. A hot drink, yeah.
So now we just to do this. Yeah, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake. Wow. Wow. Shake, Vincenzo, bartender. So because we did one summertime cocktail and one winter cocktail, so it's now it's really ready. You can see the difference from before. Yeah. We need to start with the whiskey. 50 ml of whiskey or 40, up to you guys. Yeah. It's better strong for me. So by the way, I'm gonna drink my cocktail. Cheers. And then we can add 10 ml of demerara sugar. The brown one, yeah? The brown one, yep. So then we can we need to add coffee. The coffee. It can be can it be the filter coffee or just it should be espresso or if you wanna you can use the filter coffee or the espresso. Oh, Vincenzo, you are so professional. Yeah. Okay. 60 ml. You can see how. Okay. Okay. I'm not just super quickly stir. Just to melt all together. The hardest. So, yeah. Now. Maybe they can use also a spoon. Yeah. Yeah. I really. Just a spoon. So can you do that? Are you sure? I can try. I think the cream should be more liquid. Yeah. We shake it too much. Okay, so we can do the cream again. Yeah, we do. Do it again. Maybe single cream, huh? Maybe I bought the wrong one. Is it too thick? Fine. Okay. It's fine. Yeah, shake, 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 shake. Not too much inside. Let me do this. Yeah, it's happening now. Need to create like a kind of layer. Yeah. Yeah. It looks so nice. Drinking the coffee. Mm. It's strong. No, it's really nice. It's nice. It's nice. I think you like the cocktail, huh? I love Vincenzo. It. Vincenzo. You like it? Yeah, I think it's so nice. Yeah. Yeah. So nice, girl. Yes. So it's easy. It's really easy to do these cocktails. You can do it maybe during the lockdown. So you can just have fun and have then fun. Enjoy with the drinks like us. Like okay? us. Thank you for watching us. Cheers, guys. Cheers, guys. Yeah, okay. Tail and then you can taste and then. They are easy to make, so. Yeah, it's really, really easy. You need to do it. Now that you know how to do it. It's easy. It's easy to do, so you can do these cocktails at home and then you can taste them also. So we are still here, like here. It's like glue. Yeah. So now it's time for the second cocktail. It's what's lying?